Gençler bugün İlhanlar Motor'dayım. Ben daha önce burada biliyorsunuz başka videolar da çektim, başka modellerde. Kuba RKS Benelli'nin Antalya bayilerinden bir tanesi. Kusuruma bakmayın, bugün sağlık durumum çok iyi değil. Böyle biraz hafif kendimden geçeyim. Vedat'ın da saçı sakal birbirine karışmış, onu da göstermeyeceğim bugün. Şeyiz, bugün yaz tatilindeyiz de hemen size şu çok soruyordunuz. RKS Spontini 110'u kısaca şöyle bir yakından tanıtayım. Bu tam enjeksiyonlu bir model. 110-109 cc. Biraz önce şöyle özelliklerine baktım da 8.04 beygir ve 8.5 Nm gibi bir de torka sahip. Yaklaşık 98 kilo ağırlığı var. 6.75 litrede bir yakıt deposu var. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce bir süre şöyle etrafında dolaştım, inceledim de Vedat'la da konuşuyorduk. Bunun parça kalitesi, plastik kalitesi falan yani Çinlilere göre çok daha iyi. Zaten herhalde plastik parçalarının birçoğu burada Türkiye'de üretiliyor bunun. Öyle anlaşılıyor. Şey çok kalın, sağlam. Öyle kolay kolay falan böyle düşürsen falan kıramayacağın bir şey. Yani bu şu plastiği düşür böyle hiçbir yerini kırıp kolay kolay parçalayamazsın. Ha sıyrılır, boyası sıyrılır ama plastiğini de biraz zor kırarsın. Neyse yani bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bak Spontini'yi soran çok oluyordu. Bunun bana göre en büyük avantajı Japonlarla özellikle mesela ticari maksatlı kullanımda falan şey çok rekabetçi olması fiyatıyla da bir de yerli olmasından dolayı yani bunun parçası falan Japon'a göre çok daha ucuzdur. Ki Vedat'ın da söylediğine göre tahmin ediyorum Honda'nın Space'de kullandığı motor var galiba bunun üzerinde. Şöyle bakın size varyatör kapağını gösteriyorum. Varyatör kapağı bile o Honda'ya benziyor yani. Şey andırıyor. Neyse yani ben bunu çok sormuşlardı bana da demek ki bir nedeni varmış. Yani ben de onun parça kalitesi falan. Çok sağlam dirayetli bir motor yani görüntüsü veriyor. Hadi şöyle üstünden size önce göstergelerinden başlayayım. Dedim ya bu tam enjeksiyonlu bir model. Tabii bunun üzerinde aksi olmadığı için şimdi çalıştıramıyorum. Analog bir göstergesi var. İşte benzin göstergesi, hız göstergesi, sinyaller. Şurada enjeksiyon ışığı var, şurada uzun far. Sonra gidon kontrolleri de işte uzun kısa far. Ve şey, bu düğmelerin falan da kalitesi öyle şey değil. Yani bildiğimiz şu Çinli ellilere göre falan çok daha şey... kaliteli bir his veriyor. Bu ateşleme kesici marş düğmesi. Sonra hazır buraya gelmişken şu anahtarı da çekeyim şuradan size. Burada da bir saklama gözü var. Torpido mu dersiniz? Yani derin ama şey derin o bayağı derinmiş. Bak elim kolum nereye kadar girdi. Şimdi ben de ilk kez soktum elimi. Şey yani alır. Bir takım ufak eşyalarınızı alır. Da bir telefon şarj çıkışı, resmi şarj çıkışı görmedim. O yok. Ama şu plastik kalitesi falan vallahi bildiğimiz Çin menşelilere göre çok daha iyi. Ve şey bunlar tahmin ediyorum Türkiye'de yapılıyor. Bunların kalıplarını falan almış herhalde RKS hazırlamış. Herhalde kendisi üretiyor bu plastik parçaları. Çünkü pek Çin'den gelmiş gibi bir hali yok yani bunların. Yani o göz içinde USB şarjı olmamasına rağmen o gözü bazı eşyalarınız için kullanabilirsiniz. LED aydınlatması sadece şu yandaki şerit LED'ler var. O gündüz aydınlatmalar ya da pozisyon lambalar. Onun dışında LED aydınlatması yok Spontini'nin. Halojen böyle mavi camlı. Göstereyim bakayım görüyor musunuz? Mavi camlı bir halojen ampul var içinde. Sinyaller normal ampul. Burada da ondan sonra. Ha unutmadan söyleyeyim. Bunun Spontini'lerin hepsi koruma demiriyle beraber geliyor. Yani standart üzerinde bu koruma demiri. Düşür, kaldır, şeye karenaja ulaşmadan darbe bu demirde biter. Arka aydınlatmaları da yine LED olmayan normal ampul arka aydınlatmaları. Ve şey, çanta demiri de var. Çok sağlam. Yani şu, şimdi demir yapısına bakıyorum şu metalin de. Bunlar şey, kolay kolay kırılıp dökülmeyecek. Hem çanta demiri hem koruma demiri ikisi de bence gayet güzel. Ön 12, arka 10 inç lastiğe sahip. Bu arkası 10 inç, 3.5-10 yazıyor. Tabi hava soğutmalı. Geçerken bak size bunu da göstereyim. Hava soğutmalı motor sahip. Önü 12 inç lastik. 90-90-12.
Üzerinde Çin menşeli bir lastik var. Yani Türk değil. Bazı biliyorsunuz marka modeller yerli Anlas da kullanıyor. RKS tercih etmemiş. Yalnız öyle uyduruk dişleri yok bak. Şey böyle kalın dişleri var. Bu öyle kolay kolay eğilmezdi. Çoğunda daha sığdır bu profil dişleri. Bunda biraz daha derin. Ön disk fren gençler. Böyle çift pistonlu da bir kaliperi var. Arka kampana. Onu da şimdi gösteririm size. Yani ben de uyandırdığı izlenim böyle uzun yıllar kullanılacak sağlam bir motor yapmış RKS. Arka kampana burada görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında sel altını size göstereyim. Şey böyle güzel sağlam bir sele döşemesi var. Kumaş demeyeceğim tabii de. Yani muhtemelen suni deridir. Sert mi diye bakıyorum selesi. Yani çok yumuşak değil. Yani da değil. Sel altı kask almaz. Şu aküsü tabii her zamanki gibi. Ama şey ufak değil. Yani derince bir sel altı var ama kask almayabilir. Almaz. Öyle görünüyor. Ama şey bir sürü eşya alır. Yani o tarafı kesin. Depo kapağı burada. Bak güzel depo kapağını da şeyle bir kayışla bağlamışlar bu kenara. Elinizde kalmasın diye. Ondan sonra bakın başka atladığım bir şey var mı? Birazdan fiyatına geleceğim. İşte bu bir de grisi varmış. Gri renkli olanı. Bu beyaz olanı. Şey bu yani tasarım olarak klasik. O işte o Honda'nın falan herhalde bu tasarımı muhtemelen dünyada Honda mı başlattı diyeyim. Honda Space ile mi başladı? İşte o aynı tasarım. Buraya KS Spontini'de de mevcut. Aynalarını da görsün. Bak aynaları da güzel. Şey böyle kalın kalın diyorum ya. Hiçbir parçası şey değil. Öyle kolay kırılıp dökülecek. Mesela şu hiç böyle sağında sonunda böyle bir gevşeklik mevşeklik. Ha bak unutmadan gevşeklik derken neyse şey. Gençler park freni koymuş RKS buna. Bunu sıkıp dur tekerini yapayım. Şunu kaldırdığında tak kilitliyor kendini. Bir park freni bıraktığında da kendini bırakıyor. Yani yokuşta falan park ettiğiniz zaman bunun park freni de var. O da arka frene tabi. Kampana olan frene kumanda ediyor. Ön hidrolik diske değil. Başka fiyatına gelelim mi? Dedim ya benim biraz böyle şey bugün çok sağlıklı bir günümde değilim ama bu videoyu çekmemiz gerekiyordu. Ben de geldim buraya. Sağ olsun Vedat da dükkanını açtı bana. Vedat 10.700 dedik değil mi? Yani bugün Ağustos'un 31 Eylül'de yani Eylül'ün başı neredeyse işte Eylül 2020 itibariyle 10.700 liralık. Yani Japon kardeşine göre herhalde yarı yarıya bunun fiyatı. Yani şimdi düşünüyorum Honda Space'in fiyatı herhalde 20.000 falan geçti. O yüzden artık bu yerli markalar, yerli üreticiler çok daha rekabetçi ve avantajlı oldular. Ki hele böyle Spontini gibi de güzel yani şey uzun ömürlü görünen kaliteli parçalar kullanılarak yapılan motorlar üretirlerse bence yani pazardaki paylarını çok çok da arttırırlar. Şu egzozunu da size şöyle göstermiş olayım. Böyle tombul tombalak bir egzoz var. Bak üzerine ne kaplamışlar bunun böyle. Bu çıkıyor mu acaba? Parlak böyle güzel de bir kaplaması var. Çıkmıyordur ya o şey. Sabit standart kaplaması. Yani her tarafıyla ben sağlamım diyen bir model. RKS Spontini. Fiyatını da söyledim. Bu videoyu zaten sonuna kadar seyretmeyen arkadaşlar aşağı yazacaklardır. Yani videonun ilk 4 dakikasını seyredip sonra fiyatı ne diye soracaklardır. O yüzden ben onlara tabii cevap vermek zorunda kalıyorum çoğunlukla da. 10.700 şu anda fiyatı. Evet gençler bugün İlhanlar Motor'daydım. Şu bana çokça sorusu gelen RKS Spontini 110'u. Ha onu hatırlatayım bakın bu motosiklet ehliyeti gerektiren bir model. En az A1 sınıfı ehliyetiniz olması lazım. Onu da aklınızda bulundurun. Yani B ehliyetle kullanamazsınız bunu. Bunun motorlu taşıtlar vergisi de var, muayenesi de var, tescilli plakası her şeyi var. Onu da aklınızda bulundurun. Evet, bugün İlhanlar Motor'daydım. RKS Spontini'yi size şöyle bir yakından göstereyim dedim. Bir gün bir yine Vedat'a bir uğradığımda çalışan bir tane Spontini bulursam şöyle atlar bir de tur atar nasıl gittiğine de bakarım ama şu anda o mümkün değil. Evet gençler kendinize iyi bakın. Bugünkü videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.